Merhabalar Şefik Serengil ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Birleşik Krallık Global Talent vizeyi nasıl aldığıma dair detayları ...paylaşıyor olacağım bu videoda. Takip edenleriniz varsa... ...halihazırda İngiltere'de 2 yıldır... ...nitelikli işçi ya da orijinal ismiyle... skilled Broker vize ile çalışmaktaydım. Ve e, yakın zamanda... ...Global Talent vize başvurusunu gerçekleştirdim. Ve Tech Nation bunu onaylayan kurum. Tech Nation tarafından... ...Global Talent vize uygunluğum onaylandı. Ve bu süreç 18 gün kadar sürdü. Bu videoda bu... Uf, ...Tech Nation'a başvurum sırasında... ...hangi dokümanları sunduğumun... ...detaylarını paylaşıyor olacağım... Fakat başlamadan önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Orjinal ismiyle Endorsement dediğimiz bu Technation tarafından verilen onay yüklediğiniz dokümanların değerlendirilmesiyle gerçekleşiyor. Ve aslında tamamen bu dokümanların neler olduğunu ve nasıl hazırladığımı bu videoda bahsediyor olacağım. Aslında dokümanları 3 soruya cevap verecek şekilde hazırladım ve Global Talent Vize'ye başlıyorsanız en az ikisine cevap veriyor olmanız gerekmekte. Birincisi ger gerçekten dijital teknoloji sektöründe son 5 içerisinde lider bir yetenek olduğumu nasıl kanıtlayabildiğimi gösteren e, dokümanlar. İkincisi akademik çalışmalara yaptığım katkılarla nasıl bir lider yetenek olduğunu gösteren dokümanlar. Ve üçüncüsü gündelik işimin dışında sektörün ilerlemesine katkıda bulunduğum işler. Hadi dokümanları birlikte inceleyelim. İlk doküman olarak açık kaynak kodlu bir çalışma bulan Deepface kütüphanesini anlattım. Deepface kütüphanesi takip edenleriniz varsa biliyordur. Yüz tanıma için geliştirilmiş Python programı dili üzerinde çalışan bir kütüphane ve bu Deepface kütüphanesinin neden önemli olduğunu GitHub üzerinde aldığı yıldızlar ve fork sayısını belirterek altını çizmeye çalıştım ve başvuruyu gerçekleştirdiğim tarihte Deepface 9000 dolaylarında yıldız 1700 dolaylarında fork almıştı. Bu aslında açık kaynak topluluğunda tanınırlığını gösteren bir metrik. Ayrıca bu yıldız sayılarının organik şekilde geldiğini göstermek adına yıldız tarihçesine zamansal olarak bir grafik üzerinde gösterdim. Bunun dışında pratik kullanılırlığını göstermek adına Python paket indekse ya da kısaca pip dediğimiz kaynaktan indirme sayılarını vurguladım. O gün itibariyle 2 milyon indirilmeye ulaşmıştı. Ayrıca DeepFace kütüphanesi 12 akademik çalışma tarafından atıfta bulunulmuştu ve bunu Google Scholar kaynağından gösterdim bu atıf sayılarını. Ve yine GitHub kaynağından 2500 kadar GitHub projesi DeepFace projesini tüketmekteydi. Bağımlı projelerinin bu kadar yüksek olması önemli bir metrikte ve bunu vurguladım. Stone olarak da açık kaynak topluluğu arasında benim senmesinin altını çizmek adına 45 ayrı geliştirici'nin DeepFace'in kaynak kodu üzerinde geliştirme yapıp PR oluşturduğunu vurguladım. Ve ilk döküman bundan ibaretti. İkinci dokümanda topluluk önünde gerçekleştirdiğim etkinliklerden bahsettim. Teknoloji meetupları ve konferanslarda konuşmacı olarak yer aldım. Etkinlikleri listesini paylaştım. Ve etkinlik sayfalarını ve eğer varsa YouTube'daki kayıtları linkleri bu dokümanla yer aldılar. Önemli bir konu burada listelediğim konuşmaların ona yakın konuşmanın tamamı İngilizce verilmiş konuşmalardı. Bunun dışında yine bu dokümanda geçmişte bir dataton etkinliğinde veri analitine odaklanan bir hekaton etkinliğinde mentor olarak görev aldığımı belirttim. Bu toplumun gelişmesi için önemli bir husustu çünkü. Ve son olarak bu dokümanda Neo4j tarafından verilen Neo4j Ninja ünvanının altını çizdim. Bu graf veri tabanları çalışmasında topluluğa verdiğim katkılar sebebiyle bana verilmiş bir ünvandı Neo4j tarafından. Üçüncü dokümanda iş yerinden aldığım çalışma belgesine ekledim ve bu çalışma belgesinde ne zaman başladığım güncel ünvanım ve bonusla birlikte güncel maaş bilgimi yer almaktaydı. Mukayese yapabilmek adına Glassdoor kaynağından 2023 yılına ait Birleşik Krallık'taki yazılım mühendisliği maaşlarını ekledim bu dokümana ve Birleşik Krallık ortalamasının üzerinde yer aldığımı belirtmiştim bu dokümanda. Dördüncü dokümanda yayınladığım a, akademik yayınların listesini paylaştım. Çünkü bunların tamamı yapay zeka ve makine öğrenmesi konularıyla ilgiliydi. Ve bu akademik yayınlar içerisinde konferans bildirileri ve akademik dergilerde yayınlanmış makalelerim yer alıyordu. Listede 6 tane yayınım bulunmaktaydı. Ve bunların tamamı ya açık kaynak kaynaklı projelerime istinaden yazdığım akademik yayınlardı ya da günlük işimde ARGE konularında çalışırken a, ürettiğimiz makalelerdi. Önemli bir konu. Hiçbiri lisans ya da yüksek lisans tezlerimle ilgili değildi bu akademik makaleleri. Ayrıca hepsi İngilizce yazılmıştı. Önemli bir husus, bütün bu yayınlar hakem değerlendirmeleri sonucu yayınlanmış yayınlardı. Yani özellikle hiçbir preprint ön basın bu listede yer almıyordu. Dergi makalelerinden biri Science Citation Index Expanded ya da kısaca SCI Index'e tarafından taranmıştı. Diğerleri, diğer indeksler tarafından taranmaktaydı. Konferans bildirileri de IEEE konferanslarında yayınlanmış bildirilerde. Özetle hepsi e, prestijli kaynaklarda yayınlandığı için seçme aslında yayınları paylaştım burada. Bütün yayınlarıma istinaden. Önemli bir husus olan bütün bu yayınlarda ilk yazar olarak yer aldığımı vurguladım. Çünkü bu akademide prestijli bir Husus. Diğer önemli bir konu bu bahsettiğim 6 yayının Google Scholar kaynağından 500'den fazla atıf aldığını vurguladım. Ve son olarak bu yayınlara istinaden Ion Index ve Hash Index skorlarımı paylaştım. Ion e Index bugün itibariyle 5. Hash Index skorum da 6 idi. Böylelikle yapay zeka ve makine öğrenmesi konusunda akademiye yaptığım katkılar ve e, akademi tarafından benimsenmesi aslında gösterilmiş oldular. Beşinci dokümanda aslında bu yapmış olduğum yayınları desteklemek amacıyla bir danışman hocamdan bir referans mektubu aldım. Normal paylaştığım referansların haricinde. Çünkü bahsettiğim yayınların bazılarını kendisi bana süpervizörlük yapmıştı. Ve yazdığı referans mektubunda bu makalelerin neden önemli olduğu, nasıl önemli kaynaklarda yayınlandığı ve atıf sayılarının altını çizmekteydi. Altıncı dokümanda oluşturduğum teknik dokümanlardan bahsettim ve bunu desteklemek için ilk olarak kişisel teknik bloğumu paylaştım. Çünkü kişisel bloğumda makine öğrenmesi ve kriptografi konularında ağırlıklı olarak yazılar yazmaktaydım ve bunu desteklemek için Google Analytics kaynağından bazı veriler paylaştım. Kaç kişinin ziyaret ettiği, en popüler postların hangileri olduğu gibi. Bunun dışında kişisel kişisel yine Google Scholar kaynağından yetmiş farklı makalede atıfta bulunulduğunun altını çizdim. İkinci destekleyici husus olarak YouTube kanalımı YouTube Studio kaynağından izlenme sayıları ve izlenme süreleri detaylarıyla birlikte paylaştım. Ayrıca önemli gördüğüm makine öğrenmesi ve kriptografi konularındaki oynatma listelerini de ekledim bu dökümanı. Son olarak da Stack Overflow'da yaptığım katkıları kendi profil sayfamı paylaşarak gösterdim. Burada benim reputation skorum ve ulaştığım insan sayısı belirtilmekteydi. Yedinci dokümanda bir başka açık kaynak kodlu yazılım projemi paylaştım. Retina adını verdiğim. Bu Proje tanımayla değil ama yüz yüzün algılanması ile ilgiliydi ve 800 star almıştı GitHub üzerinde. Yüzün üzerinde de fork'u vardı. Bunları çalışmanın açık kaynak toplumundaki popülaritesini göstermek için paylaştım. Ayrıca Python Package Index yani pipte 600 binden fazla indirilmeye ulaşmıştı. Bunun altında çizdim ki pratik şekilde kullanılırlığı bulunmaktaydı bu projenin. Bunun dışında Retina Face projesi 1300 kadar GitHub projesinin bağımlılığıydı. Bu yine önemli bir metrikti. Neden? projenin önemli olduğu ile ilgili. 8. dokümanda bir başka açık kaynak kodlu projemi paylaştım. Chef adını verdiğim Boosted karar ağaçlarının Python ile inşa edilmesinin sağlandığı bir makine öğrenmesi projesiydi bu. Bu proje 400 star almıştı GitHub'da. 100'ün üzerinde forku bulunmaktaydı. Ayrıca Python Package Index'te indirme sayısı 100 bine yakındı bu projenin. Bunlar aslında açık kaynak topluluğu tarafından benim benimsenmesini gösterirken diğer taraftan yine Google Scholar kaynağından 7 farklı araştırma makalesinde bu projenin referans olarak kullanıldığını gösterdim. Böylelikle akademik çalışmalara da etkisinin altı çizilmiş oldu. Ve son olarak da bu ShefBoost projesi 50'nin üzerinde kitap projesinin doğrudan bağımlı olduğunu altına çizildi. Dokuzuncu dokümanda bu sefer bir kütüphane değil ama açık kaynak kodlu bir makine öğrenmesi reposunu paylaştım. TensorFlow 101 adındaki. Burada çeşitli bilgisayarlı görü notebooklarını toplamıştım. Bu binin üzerinde yıldız ve fork almıştı kitap kaynağında ve 5 akademik makalede atıfla bulunulmuştu. Bunların altını çizdim ve son olarak da üst seviye yöneticilerden CEO ve CIO olmak üzere 4 farklı referans mektubu aldım ve böylelikle tekne işine gerçekleştiğim başvuru onaylandı. Bu sebeple Global Talent vizeye hak kazandım. Bu videoda Global Talent Bizi'nin başvurusunu hangi dokümanlarla yaptım ve nelerin altını çizdiğimi anlatmaya çalıştım. Umuyorum beğenmişsinizdir ve umuyorum bu içerik sizlere faydalı olur. Eğer beğendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir daha görüşünceye dek hoşçakalın.